Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul CNR Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Bodrumlu firmasına konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi İbrahim Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İbrahim Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Hoş bulduk. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız. Misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel sağ olun. İbrahim Bey, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak istiyorum. İbrahim Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Tabii sektöre girişimiz babamızın bizleri, yani üçüncü kuşak olarak ilk dedemiz, ardından babamız, şimdi üçüncü kuşak olarak bizler. Evet. Çocukluktan beri zaten mesleğimizin içerisindeyiz, öyle söyleyelim. Çekirdekten yetişmiş bir isim diyebiliriz tabii, değil mi? Yani 10 yaşından beri devamlı olarak yazları işte babamızın yanında çıraklık sökerek, dönemleri çivi takarak, değil mi? Aynen, evet, çivi düzelterekten başlayıp evet. Tabii yıllar içerisinde tecrübelenerek, bilgilenerek, deneme yanılma yöntemleriyle yapa bu yaşlarımıza kadar geldik. Dördüncü kuşak nasip artık, göreceğiz. Evet, ilerleyen dönemlerde belli olacak diyeyim. Biraz da ben firmamızı tanımak istiyorum. Yani firmamızı kaç yılında kurduk? Ürün gruplarında neler var? 1941 yılında rahmetli dedemiz tarafından kuruluyor. Evet. Ardından 1967'de babamız devralıyor. 2000 yılında bizler 3 kardeş olarak, 3. kuşak olarak mesleğimize devam ediyoruz. Evet. Nasip 4. kuşağı da inşallah taşıyacağız. Bayrağımızı teslim edeceğiz. Evet. Ürün gruplarımız olarak çocuk, bayan, erkek ve çanta çalışıyoruz. Bu çantalarımız, yaptığımız sandaletlerimiz ve çocuk gruplarımızın hepsi gerçek doğal deri, altları gerçek kösele ve el yapımı ürünler. Malzeme, kalite, işçilik bunlardan ödün vermeden en iyi malzeme, en iyi kalite, en iyi işçilik, en güzel ürün ve en doğru fiyat politikası. Çünkü ayak bir sağlık değil mi? Tabii ayak sağlıktır. Ayakta giyilen malzeme sağlıklı olmazsa doğal olarak rahatlık da olmaz. Bu bizim önceliğimiz. Evet. Yani insanlar bazen yanlış bir tutum sergileyebiliyor. Sadece uygun fiyat politikasıyla bile düşünülebiliyor aslında, ki çok yanlış bu değil mi? Ülke şartlarımızda deri çok ucuz bir malzeme değil tabii. Evet. Ancak derinin sağlıklılığı, ferahlığı ve rahatlığı tartışılmaz. Kesinlikle. Fuar nasıl geçiyor peki sizin Fuar için? Fuar güzel geçiyor. Beklentilerimizin üzerinde, hareketli evet. geçiyor. İnşallah artırarak büyüyerek gideceğiz. Tabii fuarın dönüşlerinde de bu belli olacak tabii diyelim. Ki, tabii değil ki. Mi? Tabii. Sektöre baktığımız zaman irili ufaklı firmaların da faaliyet gösterdiğini şüphesiz görebiliyoruz. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz neler? Üç kuşaktır işimizi yapıyor olmamız ve kaliteden asla ve asla taviz vermiyoruz. Müşterilerimiz ne kadar bizi malzemeden farklı şeylere yönlendirmeye ya da çekmeye çalışsa da bizim bir çizgimiz var, bir çizgimizden hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Evet, bir de severek yapıyor olmanız severek bence. Severek yapıyoruz, mesleğimize aşığız zaten. Her şeyden önde. Yani sevmeden ve inanılmadan zaten başarı gösteremezsin. Gelmez. Mümkün gelmez. De değil değil mi? Aynı zamanda arkadaş sandalet olarak da Tabii iki tane satış dükkanımız var bizim. Bir tanesi evet. Bodrum sandalet, bir tanesi arkadaş sandalet, bir de atölyemiz var. Atölyemizi de Bodrumlu sandalet olarak, yani üç ayrı firma, üç ayrı isim olarak düşündük onu. Evet. Tabii genel ismimiz, marka tescili, patentli ismimiz Bodrumlu. Müşterilerimiz bizi Bodrumlu olarak biliyorlar. Bulabilirler. Evet. Ama satış mağazalarımızda Bodrum sandalet ve arkadaş sandalet olarak varız. Diyebiliriz. Tabii buradan hepsini aktarmamız mümkün değil İbrahim Bey, ama tabii. mutlaka bu sektöre girerken bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Hani bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olur? Nerelerde görebiliriz sizleri? Nasipse uluslararası fuarlarda, uluslararası piyasada, uluslararası platformda olacağız. Tabii hedeflerimiz büyük. En birinci hedefimiz 4. kuşak. Değil mi? Birinci hedefimiz 4. kuşak inşallah. Aslında hedef de hiç bitmiyor. Kalıcı olabilmek. Yani hedef kalıcı olabilmek. Yoksa bir anda varsınız, bir anda yoksunuz. Bu çok kolay. Ama kalıcı İstikrar olmak. İstikrar yani esasında. İstikrar. Kesinlikle. İstikrar değil kesinlikle mi? İstikrar. Hedeflerin bittiği noktada aslında bizler de bitmiş oluyoruz. Tabii hedef bitmez. Bitmiyor değil mi? Özellikle bu sektörde hiç bitmiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz bir yolda kesinlikle. Sizlere başarılar dilerim İbrahim Bey. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Hizmet ve ticari hayatınızda da başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İstanbul CNR Fuar Merkezi'nden seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Bodrumlu firmasına konuk olduk ve buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.